yorgun ve bitkindi. Birçok yarası vardı. Sol elinin işaret parmağı kopmuş, sağ kolu da yaralanmış, hatta kan kaybetmemek için bir terle kolunu sarmıştı. Tank ateşinin hedefi olmuş ve dizi delinmişti. Yarım asırdır verdiği kavganın şu son sahnesinde acılar içindeydi. Nefes alıp vermeye bile takati yoktu. Karşısında ise tepeden tırnağa teçhizatlı çok sayıda asker, tanklar ve hatta binaya girip çıkacak drone bile vardı. Artık fedaisi olduğu özgürlük yolunun sonuna gelmişti. Bundan sonra kanat takacak, arşa uçacaktı. Bunca yara, acı, bitkinlik içinde kendini kuşatan düşmana karşı ne yapabilirdi ki? Namını dünya duymuş, kahraman çehresi milyonların kalbine kazınmıştı. Hem şimdi liderdi, büyük bir kurtuluş hareketinin lideri olarak seçilmişti yenilerde. Emrinde binlerce savaşçı vardı. Onları ileri sürüp tünellerde, yer altında veya başka bir ülkede bulunabilirdi. Halbuki o bütün sıradan neferleri gibi savaşmayı seçmişti. Milyonlarca hayranından ve binlerce askerinden kimseler yoktu orada. Çevrede sadece kanına susamışlar vardı. Düşman kuşatmış, yaralamış ve kıstırmıştı onu. Yapacak bir şey yok gibi görünüyordu. Artık ölüme teslim olma zamanıydı. Birden şu son sahnede Kerbela'yı hatırladı sanki. Hani mücadelesinde daima örnek aldığı İmam Hüseyin'in çokça çatıştıktan sonra yaralanan mübarek başını sarmak üzere geri çekilip oturduğu sahneyi. Onun da yapacağı bir şey yoktu. Yalnız, yorgun, susuz ve kuşatılmıştı. Evet, şu son anda dahi kahramanını örnek almalı, her şeye rağmen mücadelesine devam etmeliydi. Bir ömür tarifsiz zorlukları aşıp mücadele etmişken şimdi oturarak ölmek olur muydu? Gücünü topladı ve belindeki el bombasını, yaralı kolu, kopuk parmağı ve kendini ayakta tutması zor olan delinmiş dizine rağmen bütün kuvvetiyle düşmana doğru fırlattı. Sonra yine birini. Dışarıdaki çakallar sürüsü içeride yaralı bir aslan olduğunu anlamışlardı. Bu yüzden binaya yaklaşmak istemiyorlardı. Gerek de duymadılar. Pis canları çok kıymetliydi. Ne de olsa her türlü teknoloji, en pahalı araç gereçler tüm dünyadan akıp geliyordu ayaklarına kadar. İçlerinden birinin burnu kanamasın diye binaya bir drone gönderdiler. Yaralı aslan drone'a ne yapabilirim diye baktı. Bir ağaç parçası gördü. Acı dolu kaslarını seferber edip tüm gücüyle o ağacı drone'a doğru fırlattı. Bu onun kötülüğe attığı son taştı. Tanklara, zırhlılara çok taş atmışlığı vardı gençliğinden beri. Bir yaralı aslana kaç çakal düşer? 10 mu, 100 mü, 1000 mi? Hayır, hiçbiri değil. Onlar bu birin karşısında ancak sıfır sayılabilirler. Kendileri de bunu biliyorlardı. Bu yüzden er meydanına çıkamadılar. Binayı başına yıkmayı seçtiler ve öyle de yaptılar. Ona da on binlerce kadına, çocuğa yaptıkları kahpeliği yaptılar ve binayı başına yıktılar. Evet, enkazlar altında can verdiğinden emin olduktan sonra başına dikilip dünyaya cansız resimlerini servis ettiler. Onu yüzü koyun, düşmüş ve eğilmiş bulup öyle görüntülemek istediler. Fakat öyle bir görüntü çıkmadı. Adeta ayakta ve eli silahında bir savaşçı tasviri yansıdı dünyaya. Çakallar yine de kahraman olmak istiyorlardı. Aslan avcısı sayılmak istiyorlardı. Halbuki el gözü teraziydi. Herkes aslanı selamladı. Onlara yine çakallık adı kaldı.